Bugün 11 Temmuz 2024, Srebrenica katliamının 29. yılı. Bugün heyetimizle birlikte, genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimizle birlikte, bugün dün Saraybosna'daydık, bugün de Srebrenica'dayız. Sabahtan beri Türkiye'den gelen bütün heyetlerle birlikte tüm törenleri takip ettik. Tabii biraz önce taşınması en zor kısmını hep birlikte yaşadık. Kılınan namazdan ve cenaze namazlarından sonra o günlerde katledilmiş, ancak kimlik tespitleri ancak bugün yapılmış, son bir yıl içinde kimliklerin tespit edilen 14 katliam mağdurunun cenaze törenlerine katıldık ve defin işlemlerine katıldık. Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli, çünkü Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi, eğer katliam unutulursa, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. Seriye 30. yıl, çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz. Türkiye'den çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşımız, Boşnak vatandaşımız buradaydı. Burada Boşnaklarla, Hırvatlarla ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Maalesef son dönemlerde burada bir ayrılıkçı rüzgar estirilmeye çalışıldığı gibi, bizim de bugün şahit olduğumuz, bir yandan katliamın mağdurlarının daha kemikleri yeni ulaşılırken, daha binlercesine ulaşılamamışken, bir yandan da bu insanlık suçunu, bu soykırımın faillerinin de bir yerlere resimlerini asmaya çalışanlar var. Buna en şiddetli tepkiyi gösteriyoruz, bunu lanetliyoruz. Soykırımın soykırım olduğu uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Birleşmiş Milletler bugünü soykırımı hatırlama, soykırımı anımsama günü olarak, konuşma günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve buradaki bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı, hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz. Burada 1974 doğumlu birçok kişinin mezarını ziyaret ettik, anneleriyle görüştük. Onlara söylediğimiz şudur: evladınızı, bizi evladınız yerine koyun. Türkiye'deki herkese evladınız yerine koyun. Sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin eşleriniz, sizin anne babalarınız, bütün Türkiye'nin ailesi. Hepimiz bir kez daha bu soykırımı lanetliyoruz. Burada bir sözüm daha olacak. O da şudur: o günlerde 1990-95 arası yaşananlar sırasında Türkiye üstüne düşeni yaptı. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal geldi, katliamdan 2 yıl önce buradaki tehlikeye dikkat çekti. Uluslararası toplum duyarsız kaldı ve Hollanda birlikleri, kendi bulundukları Birleşmiş Milletler misyonu sıfatıyla bulundukları fabrika binasına bugün gittiğimiz, insanlar kaçarak sığındığında ellerinden silahları alıp onları güvenli bölgeye sevk ediyoruz diye ölüme yolladılar. Daha bu sene Hollanda'nın sorumluluğu sadece o çitin içinde kalanlarla sınırlı tutulmakla beraber, ki çok yanlış, bütün bölgeden sorumluydu onlar, sorumluluğuna karşı tazminat ödüyor çok kısıtlı olarak. Ama bakın, şimdi herkes burada günah çıkarıyor. Birleşmiş Milletler bugünü soykırım günü ilan ediyor. Ama o gün susuyorlardı. O gün sustukları için oldu. Peki bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar. Filistin için gerekeni yapmıyorlar. Avrupa Birliği'nin çok sayıda üyesi üstüne düşeni tam olarak yapmıyor. Tabii İspanya başta olmak üzere Filistin'i tanıyanları, kınayanları takdir ediyoruz. Sözümüze değer veren ve Filistin'i kınayacağını, soykırım olarak tanıyacağını, Filistin'i tanıyacağını söyleyen siyasi akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki gelişmeleri, Fransa'daki gelişmeleri, son seçimdeki çok olumlu buluyoruz. Ama buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz ki, yıllar sonra kararlar almak yerine soykırım yaşanırken engel olmak lazım. Bunu ifade etmek isterim. Bir kardeşimin kendi elleriyle ördüğü
11 Temmuz'u simgeleyen ve masumiyeti simgeleyen, barışı simgeleyen Filistin bayrağının da renklerini taşıyan, Srebrenica'yı da hatırlatan bu rozeti gelecek sene burada takmak üzere ve Filistin'e gittiğimde takmak üzere buradan Türkiye'ye götürüyorum. Bizi büyük bir gayretle takip eden tüm basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Efendim, sorumluluk. Tabii. Ahmet Öğren'imle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği bir video izletildi. Fakat video yarıda kesildi. Orada bir diyalogumuz oldu. Anlatabilir misiniz? Şimdi burada tabii çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor. Ve eğer ülke cumhurbaşkanları, başbakanları varsa onlar konuşuyor. Biz Sayın Adalet Bakanı ile birlikte buradaydık. Ancak Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı her yıl olduğu gibi Türkiye adına yayınlatıldı. Hep birlikte dinledik. Sonra tam Filistin noktasında bir çağrı yaptığı sırada yayın kesildi ve bir sonraki konuşmacıya geçildi. Biz belli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık. Sonra bizim güvenlik amirimizi çağırdım ve çağırdığımızda yetkililer gelmedi, bir yönden tören akıyordu. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını, yeniden yayınlatılması gerektiğini, Sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır. Bize tatmin edici bir şekilde şu bilgiyi verdiler. Sadece bir dakikası kalmıştı. Sadece salonda kesildi. Bir kablo temassızlığı yüzünden yayına gitti. Yayın tam olarak verildi. Biz Türkiye'den İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin de bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Son 50 saniye olduğunu da söylediler. Akışı bozmamak için ve bir yandan canlı yayınlandığı için bir daha başa dönemeyeceklerini söylediler. Onu söyledik. Yani bir kötü niyet olmadığına biz de ikna olduk ama tabii tam Filistin'e sıra geldiğinde bir iki cümle Filistin'e söylenince, kesilince ve diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik. Ama kötü bir niyet olmadığını ikna olmuştuk.